ve üçüncü bir unsursa, bu kadar büyük bir alanda sonraki yıllara dönük çalışmaları ne şekilde yürütüp bilinçli bir şekilde bu kazıları nasıl devam ettireceğimiz üzerine planlarımızı yaptık. Bugün burada size anlatacaklarım bu yılın çok kısa bir özeti. Özellikle buluntu malzemesi bırakmadım. Bırakmama sebebim şu ki çok verimli bir yıl geçirdik. İki alanda kazı yaptık. Kizikos Hadrian Tapınağı ve Kizikos Nekropolü'nde kazılarımızı gerçekleştirdik. Fakat resim bırakmamanın sebebi hala daha kazılarımızın devam etmesi. Özellikle kazılarda süreklilik üzerinde duruyorum ve bunu çok çok önemsiyorum. Kısa süreli kazıların hem tahribata sebep olacak zemini hazırladığını hem de alanın belli bir şekilde kısa dönemlerde kazılmasını alana pozitif katkısından çok negatif katkısı olduğunu düşündüğüm için bu yıl itibariyle kazılarımızı mümkün olduğunca 12 aylık süreçte devam ettirme taraftarıyız. Şu an yaklaşık olarak 3 aydır devam eden bir kazımız söz konusu. Bilinçli bir yavaşlama sürecine girdik. Birazdan slaytlar geldiğinde anlatacağım. Bilinçli bir şekilde yavaşlama sürecine girmemizin sebebi özellikle Hadrian Tapınağı'nda biraz metot değişikliğine gittik. Önceden Nurettin Koçan hocamız çok büyük emekler sarf ettiler. Onun öncesinde Abdullah hocamız çok büyük emekler sarf ettiler. Fakat bir şeyi fark ettik. Tapınağın çevresiyle birlikte Türkiye'de ve dünyada az örneği olabilecek tonozlu bir sistem söz konusu ve 7000 metrekare, yaklaşık olarak 7000 metrekarelik kapalı bir alan söz konusu. Bu alanı bir an önce bilimsel araştırmalar dahilinde sağlamlaştırılması, özellikle var olan ve zayıflamaya dönük unsurların tespit edilip öncelikle statik bir hale getirilmesi, ardından da gerekli işlemler doğrultusunda restorasyonuna başlanması için belli bir aşamaya getirme kararı aldık ve bunun için çalışmalarımızı başlattık. Tabii Kizikos Antikent hakkında bu saatte çok fazla detaylı bir şey söylemeyeceğim. Oldukça bilinen, hakim olduğumuz bir alan. Kazanımıza baktığımız zaman birincisi Kizikos Hadrian Tapınağı. Bir diğeri ise Kizikos Nekropolü. Kizikos Hadrian Tapınağı tabii 2. yüzyılın en büyük tapınaklarından bir tanesi. Haliyle kazıları zor bir kazı. Yaklaşık olarak 1980'lerin ortasından başlayıp günümüze kadar devam eden bir kazı süreci var. Ancak şöyle de bir durum söz konusu. Her ne kadar bu kazılar günümüze kadar devam etmiş olsa da belli bir şekilde gerek kazı alanı, gerekse kazılacak alanı iyi bir programlamayla devam etmesi önem arz ediyor. Bundan dolayı bu kadar büyük bir alandaki kazıları ilk önce altyapı sıkıntılarımızı belli bir noktada gidererek başlama gereksinimi duyduk. Bu yıl içinde neler yaptık? Öncelikle Kizikos Hadrian Tapınağı ve şu an bulunan Kizikos'taki ana kazı alanlarımızdan birisi olan Kizikos Hadrian Tapınağı'na girişte ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. Bir aracın dahi girip çıkması çok zordu. Altyapısı anlamında giriş ve çıkışları birazcık daha verimli hale getirdik. Bir ikinci unsur, şu an son yazışmaları yapılıyor. Büyük ihtimal Aralık ayı itibariyle başlanacak. Kazevi sorunumuz vardı. Kazevi sorununda ki ana öğelerden bir tanesi maddi kısmıydı. Maddi kısmını bir şekilde özellikle Sayın Valimiz, Sayın Kaymakamımız ki burada özellikle teşekkür ediyorum. Atakan Atasoy Beyefendi'ye, Erpek Kaymakamına, Büyükşehir Belediye'mize ve buradaki yerel belediyelerimize katkılarıyla belirli bir aşamaya getirdik. Artık yeni bir kazevi revize edilmiş ve kullanılabilir bir kazevine kavuşacağız. Aralık ayı itibariyle yapımına başlanacak gerekli yazışmalar sonlandığında bu
altyapı çalışmalarını sürdürdük. En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi, ciddi bir laboratuvar alanımız yoktu. Kısmen de olsa buna bir çözüm bulduk. Gerek ekipman alımı, gerekse kendi çapımızda geçici de olsa belli bir alana getirmeye çalıştık. Artık İSKOS Hadrian tarafına sürekli resim getiriyoruz 1901'den. Alan oldukça geniş bir alan. Bundan bahsetmeye gerek yok. Kazılarımız kuzey-batı kısımda devam etti. Kazılar özellikle İSKOS Hadrian tarafından şu an görüntüyü paylaşmıyorum çünkü kazılar devam ediyor. Derli toplu bir şekilde sonraki sunumlarda bunu gerçekleştireceğiz. Lento yaklaşık olarak 2.30 metreye 70 santimlik bir lento ele geçti. Bu lentonun önemi üzerindeki titiz sahnesi ya da mitolojik konu bütünlüğünden öte şu ana kadar İSKOS Hadrian tapınağı kazılarındaki hemen hemen en sağlam parça olması. Bir ikinci unsur 1431'de kenti ziyaret eden Ankonalı Kiryakos'un yaklaşık 450-500 yıldır tartışılan ve özellikle de son dönemlerde Peter Levi ile birlikte alevlenen bir tartışma söz konusu. Ankonalı Kiryakos eserlerini yazarken ya da çizimlerini yaparken bunların orijinal olmadığı belli bir şekilde bir noktadan alınıp diğer noktada kopyalandığı üzerine yorumlar vardı. Peter Levi merkezli. Bu Lento belki de bu sürece biraz daha ışık tutacak. Özellikle Ankonalı Kiryakos'un İSKOS Hadrian tapınağının Sella kısmındaki çizimleri bu yıl bulduğumuz bazı konuklarımızın müzede gördüğü Lento ile bağlantılı olarak bazı çizimlerde ilintileri mevcut. Bu konuya ciddi şekilde bir açıklık getirecek. Bunu görüyoruz. Bir diğer unsursa bu yıl ele geçen bu Lento'daki sanat özelliği 2. yüzyılın özellikle Antoniler döneminde var olan sanatsal özellikleri birazcık daha matraması, kullanılması, yozlaşmasıydı. Ancak bu Lento bize şunu gösterdi. İSKOS Hadrian tapınağında önceki buluntular birazcık da Antonilerin genel özelliklerini gösteriyordu. Özellikle 140-180 arasında yozlaşma vardı. Birazcık daha barok tarzı olmasına rağmen, gösteriş ön plana çıkmasına rağmen matkapısından çok belirgin görüyorduk. Ancak Lento'nun gelmesi ve Sella kısmındaki heykel karşılık eserleri ciddi şekilde inceleye sahip olduğu Pergamon ve Atina'yla başa baş gelebilecek bir atölye ürünü olduğunu da söylemek için henüz çok erken olsa bile bu yönde bize bir ışık yakmış oldu. Tabii İSKOS Hadrian tapınağından bahsederken önceki kazıların İSKOS Hadrian tapınağının doğu, güney ve batı kısmında devam ettiğini ve etrafının açıldığından bahsettik. Oysa ki şurada gördüğümüz kısım yaklaşık olarak 7000 metrekareye yakın, 7 tonoz üzerine kurulu oldukça muazzam bir yapı. Bu tonozlar şu ana kadar açılmadı ya da açılması düşünülmedi. Birazcık maliyetli, biraz daha sıkıntılı bir iş olarak gözükse de bu yıl itibariyle ilk iş olarak lazer scanner taramalarımızı belli bir aşamada gerçekleştirdik. Öncelikle problemleri ve sıkıntıları ortaya koymaya çalışıyoruz. Ardından gelecek süreçte de tonozların biraz önce söylediğim gibi belli bir statiğe getirilmesi, direnç güçlerinin artırılması, ardından da mümkünatı çerçevesinde restore edilmesi ana hedeflerimizden bir tanesi. Yani yapının sap konstrüksiyonunu sağlama almadan diğer alanlarda çalışmayı birazcık daha tonoz ve tonozlardaki sağlamlaştırmaya döndürmeyi planlıyoruz. Tabii tonoz yapısı iç kısımdaki tonoz yapısından görüntüler. Tonoz yapısı birçok deprem görmüş olmasına rağmen 3 kez kısmi yıkılıp 4 kez yapılan bir tapınak olmasına rağmen İSKOS Hadrian tapınağı tonoz yapılarından tahribat ne kadar fazla olsa da orijinal malzemeyi ve genel kondisyonunun o kadar da kötü olmadığını söylemek gerekli. Tabii ki güçlendirme çalışmalarında yeni malzemeler söz konusu lazer scanner taramalarından bir örnek.
Bir ikinci unsur, tapınağın üst kısmındaki bitki örtüsü. Devasa bir alan ve bölge bitkilerin bitkinin belli bir aşamaya gelmesi için bütün olumlu şartları, bitki adına bütün olumlu şartları sağlayan haliyle bu durumu kökten halletmek için belli çalışmaların söz konusu ve 7000 metrekare bir alanın bitki temizliğine bu yıl itibariyle başladık. Halen daha devam ediyoruz. Şu an itibariyle yaklaşık olarak 5'te 1 kısmını bitirmiş durumdayız. Tabii ki zahmetli bir iş, sıkıntılı bir iş. Bir diğer unsur kazı sürecine dönecek olursak, nekropol kazıları. Nekropol kazılarında bu yıl itibariyle çok belirli bir yıl geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Genel anlamda an itibariyle söylüyorum. Yaklaşık olarak nitelikli boyutta 14 envanterlik, yaklaşık 90'ın üzerinde etüklük malzememiz söz konusu ki ciddi eserlerde bunda pay sahibi. Nekropoldeki kazılarda özellikle şöyle hemen üst kısmına göstereyim, çok detaylı bir şekilde konuya girmeyeceğim. Bu ilki çalışmalarımızda özellikle Sike buluntular çok fazla çıktı. Farklı dönemlere ait mezarlıklar söz konusu oldu. Özellikle ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Mümkün olan şartlar çerçevesinde oldukça titiz çalıştılar ve bize büyük katkı sundular. Yine nekropol alanından bir fotoğraf görüyorsunuz. Artı bu süreçte yanımızda olan Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, Kent Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Kent Konseyi, Bandırma Belediyesi, Erdek Belediyesi ve özellikle Sayın Valimiz Hasan Şıldak, özellikle Sayın Erdek Kaymakamı Atakan Atasoy Beyefendi çok büyük katkı sundular ve her an yanımızdalardı. Kisikos Hatriyan Tapınağı'na yarın ziyarete gittiğimizde birçok problem ve durumu sizler de göreceksiniz. Önceki kazı başkanlarımız da bu konuda çaba sarf ettiler. Ancak birazcık şanssızlık, birazcık farklı durumlar, kamulaştırmanın sorumlu olması olayı birazcık daha zora sokuyordu. Ancak şu an itibariyle bu işlerin birkaç yıla kadar düzelebileceğine dair umut ışıklarımız doğdu ki buradaki çalışmamızdaki paydaş kurumlara büyük katkısı oldu. Tabii Bandırma 17 Üniversitesi'nde büyük katkısı söz konusu. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Çok çok sağ olun. Teşekkürler.